Evliyanın büyüklerinden Abdullah bin Mübarek hacca gitmişti. Hacda başına geçen bir hadiseyi şöyle anlatmıştır. Haccı bitirip dönmek üzere olduğumuz bir zamanda bir ara Mescid-i Haram'da uyku ağır bastı. Kendimden geçtim. Rüyamda iki can sultanı Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Şöyle diyordu. Şam'a git. Filan mahallede, filan evde bizim bir dostumuz vardır. Ona bizim selamımızı ulaştır. Uyanınca arkadaşlarıma, benim Şam'da bir işim var. Sizden ayrılmak zorundayım. Diyerek kafileden ayrıldım. Hemen Şam'a gitmek üzere yola çıktım. Meşakkatli bir yolculuktan sonra Şam'a vardım. Tarif edilen evi bulup kapısını çaldım. İhtiyar bir adam çıktı. Birini mi aradınız evladım? Diye sordu. Mekke'den geliyorum. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem size selamını getirdim. Dedim ve gördüm rüyayı anlattım. Adam bu sevinçli habere epey ağladı. Bu arada ben dayanamayıp sordum. Sen nasıl hayırlı bir iş yaptın ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana selam gönderdi? Adam önce anlatmak istemedi. Israr edince anlatmaya başladı. Ben önceleri Müslüman değil Zerdüşt dinindendim. Bizim inancımıza göre erkek ve kız kardeş birbirleri ile evlendirilir. Benim bir kız ile bir erkek çocuğum vardı. İnancımız gereği bunları evlendirecektik. Düğün için hazırlıklar yapıldı. Birçok hayvan kesildi. Çeşit çeşit yemekler hazırlandı. Nikah hazırlığı içindeyken kapımız çalındı. Açtığımda 3 tane yetim çocuğu olan komşumuz olduğunu gördüm. Bu dul kadın kimsesiz fakir bir Müslümandı. Bana, komşu bir ateş verir misin? Dedi. Ben de verip gönderdim. Aradan kısa bir zaman geçti. Aynı kadın tekrar geldi. Ve, komşu ateş verir misin? Dedi. Yine verdim. Bir müddet sonra tekrar gelmez mi? Kovacak oldum. Misafirlerin yanında ayıp olacak diye yine verip gönderdim. Fakat içime bir şüphe düştü. Acaba bir isteği, bir sıkıntısı mı vardı? Bana bir şey mi söylemek istiyordu? Misafirlerden özür dileyip dışarı çıktım. Evinin penceresinin altına gizlenip içerideki konuşmaları dinlemeye başladım. Yetimlerden birinin sesini duydum. Anneciğim, ne olur bir defa daha git. Belki bu sefer yemeklerden bir parça verirler. 3 gündür yemek yemedik. Artık dayanamıyorum. Diyordu. Anne demişti. Yavrularım, 3 defa gittim. Çeşit çeşit yemekler ortada gözünün önünde durduğu halde şundan al da çocuklarına ver için demediler. Tekrar nasıl gideyim? Kapıdan kovulacak duruma geldim. Bu hali görünce içim sızdı. Hemen eve dönüp her bizim komşumuz bize büyük bir ikramda bulundu. Yemeğini yiyip de ona iyilik etmemek müdafetsizlik olur. Diğeri sordu. Peki ona nasıl bir iyilik yapabiliriz ki? Nasıl olacak? Ona yapılacak en büyük iyilik Müslüman olmakla şereflenmesi için dua etmektir. Dedi. Sonra hep beraber el kaldırıp Ya Rabbi komşumuz bize çeşit çeşit yemekler ikram etti. Sen de ona Müslüman olma nimetini ikram eyle. Dediler. Daha duaları bitmeden benim kalbim açıldı. Kelime-i şehadet getirip Müslüman oldum. Bilemiyorum, belki de bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana selam gönderdi.